Mutlu bir sabah diliyorum efendim. İnşallah bu sabah güne güzel başlamışsınızdır, mutlu uyanmışsınızdır. İnsan tabii her sabah güne mutlu başlayamıyor. Bazen hiç modunuzun olmadığı anlar olabiliyor. Sabah gözünüzü mutsuz açtığınız günler de olabilir. Ya da o gün bazı şeyler yolunda gitmeyebilir. Ama önemli olan anda kalabilmek ve o an nasıl yolunuza ve gününüze devam edeceğinizi seçebilmek. Hadi gelin hep birlikte bugün mutluluğu seçelim ve nezaketle gülümsemeyi seçelim. Hayatta karşımıza zorluklar çıksa da o zorlukların üstesinden gülümseyerek güçlü ve mutlu şekilde geçmek bizim seçimimizdir. Somurtmak da bizim seçimimizdir. Üzülmek, ağlamak da bizim seçimimizdir. Gelin biz bugün mutluluğu seçelim. Neşeyi seçelim. Hep birlikte Magazin Best'te şu ünlüler alemine bir dalıp geçelim. O kadar güzel bir girişti ki gerçekten. Diyecek hiçbir söz bulamıyorum.
yine günlük olumlamamızı aldık. O şekilde başladık ama gerçekten çok güzel konuştun ya. Teşekkür ederim yani. Gerçekten modumuzu yükseltti Özde girişte. Harikaydı. Evet. Nasılsın Özdeciğim? Modumuzu yükseltmeye ihtiyaç duyabiliriz. İşte o zamanlarda da modumuzu yükseltecek tek kişi kendimiziz aslında. Kendi modumuzu kendimiz yükselteceğiz. Hiç kimse bizim modumuzu yükseltemez. Öyle değil mi? Genelde kendim, zaten kimseler mod yükseltmiyor, düşürüyorlar. Kendi modumuzu kendimiz yükselteceğiz ama bu konuşma nereden aklıma geldi? Sabah gülümsemekle ilgili bir şey okudum. Okuduğum kitapta bir böyle sayfa okudum. Sabahları erken kalktığımda bazen kitap okuyorum. Orada geçiyordu. Hayatın içinden gülümseyerek ya da somurtarak geçmek sizin seçiminizdir. Yaşadığınız olaylar hiçbir zaman değişmeyecek. Bazı şeyler sizin elinizde değildir ama gülümseyerek ya da somurtarak geçecek olmak sizin elinizdedir. Dolayısıyla ben de diyorum ki hep birlikte her zaman gülümsemeyi seçelim. Hadi bakalım. Yaşanan şeyleri değiştiremeyiz bazen ama içinden nasıl geçeceğimiz, nasıl etki alacağımız bizimle ilgili. Kitapta da bunu anlatıyordu. Buradan ben de günlük olumlamamı paylaşayım dedim o zaman. Tamam, hayatın tümü bana neşeyle, coşkuyla, ihtişamla gelir diyelim. Sevgiyle alıp kabul edelim ve magazin beste başlayalım. Sen de iyisindir inşallah Bahar'cığım bu sabah. Çok İyiyim, güzel görünüyorsun. Ay, çok bu arada. Çok teşekkür ederim. Sen de çok güzel çok görünüyorsun. Çok teşekkür ederim. Bu pişti olacağımız kıyafet. Gerçekten evet. De olacakmışız. Evet, dün çok giyseydim pişti olacaktık. Ben o yüzden bir gün erteleyerek giydim. Sana da çok yakışmıştı bu çizgilere arada. Çizgilere taktık bu aralar. Bu ara, çizgili evet. Kıyafetleri seviyoruz. Biliyorsun ya, ama moda, moda değil mi bu yıl? Bu yıl çizgililer, ekoseler, evet. Puantiyeler çok moda gerçekten. Tabii böyle, retroya evet. Retro var. Geriye dönüş desenler, var. Desenler, çiçekler baksana, de çok moda. Falan. Evet, bu sene böyle bir 70'lere doğru hafif giden bir esinti var gerçekten. Geçen yıl 80'leri görüyorduk. Ya. Ben evet. Seviyorum o zamanların modasını. Gerçekten çok düzgün giyiniyorlarmış. Evet, çok şıklarmış. Kesinlikle yani. Öyle. Peki. Diyelim. Böyle güzel başlayalım ya. Evet. Değil mi? Şöyle. Çok güzel bir haberle başlamış olalım. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde geçtiğimiz günlerde ve Kültür Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle birlikte TRT sanatçıları şehir konserleri yapıldı ve nerede yapıldı? 1800 yıllık Hierapolis Antik Tiyatro'da düzenlendi Denizli Pamukkale'de. TRT sanatçıları vardı. Evet. Çokça. Evet. Harika bir sahneydi. Çok kalabalıktı. Zaten antik tiyatroda yer almak, sahne almak çok farklı bir histir. Çok değil mi? Başka bir atmosfer. Çok bak, farklı bir şu atmosfer. Şu an fotoğrafları da görüyoruz ekranda. Gerçekten sanırım bir şey olsaydım, yani böyle sahne sanatçısı olsaydım bir antik sahnede sahne almayı çok isterdim. Değil mi? Çok isterdim. Yani görüntüleri izlediğimde ben ne düşündüm biliyor musun? Böyle sanki dedim ki yani orada olsaydım, o sanatçı ben olmuş olsaydım ta geçmiş çağlara gitmiş gibi hissederdim. Yani orada insanların o arenayı kullandığı zamanlara. Evet. Çok farklı, büyülü bir ambiyans açıkçası. Çok. Ve bakar mısın? Işıklandırma falan şahane olmuş evet, yani. Gerçekten. Ellerine sağlık Denizli'nin. Yani harika. Hakikaten çok güzel bu, olmuş. Bu şehir konserleri aynı zamanda halka açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor. Her hafta farklı bir şehirde oluyor. Şimdi Pamukkale kısmından da görüntüleri bir izleyelim beraber. Ay, alana şu bakar mısın ya? Sondaki görüntü ya? Çok güzel değil miydi arkadaşlar? Orayı yine görebilirsek eğer mümkünse. Bu telefon ışıklarıyla mı evet, yapmışlar evet. Onu? Yıldız sanki adeta gökyüzündeki yıldızlar gibi görünmüyor muydu? Harika görünüyordu. Gerçekten muhteşemdi ya. Muhteşem bir görüntüydü. O görüntü beni çok etkiledi ve o antik tiyatro ile birleşince tabii hakikaten böyle büyüleyici bir evet. Atmosfer. Gerçekten şahane olmuş diyelim. Yani bu sene inanılmaz ya sanat etkinliklerimiz. Çok canlı geçiyor değil yani mi gerçekten? Çok canlı sahneler geçiyor. Hiç boş değil. Yani bu yaz gerçekten ben yurdumuzun her bir
köşesine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada bak görüyoruz. Evet. Görüyor musun? Şahane gökyüzündeki yıldızlar gibi. Evet. Gerçekten çok güzel olmuş. Harika bir görüntü. Ben buradan gerçekten tüm belediyelerimize, yurdumuzun her bir köşesine, her bir ilimize, her bir ilçemize buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bu yıl sanatsal anlamda çünkü her il kendi çapında inanılmaz faaliyetlere, inanılmaz etkinliklere imza attı. Açıkçası beni çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. Dünya devi sanatçıları da ağırladık ülkemizde. Evet. Gerek tiyatro, gerek müzik anlamında hakikaten çok güzel anlara şahitlik ama ettik ülkece. Ama bu şekilde özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikler... Adeta o bizim biliyorsun pandemide hiçbir şey yapılamamıştı. Evet, onun acısını çıkarmak silip gibi. Attı. Gerçekten acısını çıkarmak gibi oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz buradan. Kültür ve Turizm Bakanı'na da gerçekten saygılarımı gönderiyorum efendim. Hakikaten tüm ülkece sayenizde böyle sanata coştuk. Duyuyoruz. Evet, çok güzel geçiyor. Peki, şimdi geçelim sıradaki haberimize. Kime gideceğiz? Nebahat Çehre'ye gideceğiz. Evet, Nebahat Çehre'yi nereden hatırlarsın? Öncelikle Aşk-ı Memnu'dan tabii ki. Değil mi? Ve sonrasında da Muhteşem Yüzyıl'dan, ikisinde de gerçekten hakkını vererek oynamıştır rolleri. Evet. İkisinde de hayran kalmıştım. Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenmiş kendisi. Şu anda fotoğraflarını da gördük az önce. Haber detayımızda da şöyle geçiyor hatta. Usta oyuncu Nebahat Çehre önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Çehre, izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi hakkında ilk kez konuştu. Çok başarılı ve güzel bir işti. Hala çok güzel tepkiler geliyor. Yolda hala Firdevs Hanım diye seslenip fotoğraf çekiniyor gençler benimle dedi. Gerçekten o bir Firdevs Hanım ya. Yani gerçekten değil öyle. Mi? Aklımıza öyle kazındı. Ben hiç böyle Nebahat Çehre olarak bakamıyorum artık Aşk-ı Memnu'dan sonra kendisine. Hep böyle onun görüntüsünü gördüğüm anda Firdevs Hanım aklıma geliyor. Yani çok fazla rolle bağdaştı. Öyle değil mi? Öyle. Bak bir hatırlayalım çok fazla, mı gerçekten. Aşk-ı Memnu'daki hallerini? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arsen Hanımcığım hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Ah, kimse rahatsız olmasın. Sizi burada görmek ne güzel. İşte böyle özletmeyin kendinizi. Peyker'cim canım sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Servis yapalım sana. Çok çok az, çok ufak. Dışarıda mı yedin? Yok, akşamüstü fazla kaçırmışım. Mersi. Bütün gün aradım seni, cevap vermedin. Aa, sorma, çantamın içinde sessizde kalmış. Nerelerdeydin? Sorguya çekiliyorsunuz galiba. Resmen. Gerçekten. Sanki roller değişmiş gibi, ne oluyor? Evet. Gerçekten hem dizinin ne kadar efsane olduğunu. Yani şurada oturup izlemeye devam edebilirdim biliyor musun? Yani al benden de o kadar. Defalarca izlesek de, defalarca tekrarlarını izlesek de doyamadığımız bir dizi, gerçekten çok başarılı bir iş. Bu arada Nebahat Hanım demiş ki o röportaj esnasında, sanırım son projem olacak. Son projem o olacak. Aşk-ı Memnu için söylüyor. Çünkü hala içime sinen iyi bir senaryo çıkmadı karşıma. Demiş. Demek ki kendisi de atamadı ben. Onu üstünden. Evet. Aşk-ı Memnu Muhteşem Yüzyıl'dan daha önce miydi, sonra mıydı? Aşk-ı Memnu Muhteşem daha Yüzyıl'dan önceydi. Önceydi. Evet, önceydi. Demek ki o kadar Firdevs Hanım'la özdeşleşmiş ki kendisi bile o şekilde hissediyor. Yani evet, ben evet, evet. Muhteşem Yüzyıl'ı daha sıkı takip etmiş birisiyim. Benim için o Valide Sultan. Evet. Ama yine de birçokları için o Firdevs Hanım. Yok bak, ben kendisi Valide Sultan halini sen söyledikten sonra hatırladım. Direkt Firdevs Hanım geliyor aklıma. Demek tabii, ki kendisi damgası de o vurmuştu bu düşüncede. Bu arada yeni çekilen Bihter filmiyle ilgili de Hande Ateyzen'i sormuşlar. Çünkü evet, yeni çekilen Bihter filminde Nebahat Çehre'nin rolünü, yani Firdevs Hanım'ı Hande Ateyze oynayacak. Evet. Onun hakkında ne düşündüğünü sormuşlar. Nebahat Çehre de demiş ki eminim çok iyi oynamıştır. Zaten onların yaptığı dönem filmi bizimkiyle farklı olacak demiş. Bak çok güzel konuşmuş. Geçtiğimiz günlerde biz de aynı evet, yorum yapmıştık evet, zaten. Hatta onunla ilgili de bir kare de paylaşmıştık.
Bihter rolüyle rolünü oynayacak Farah Zeynep Abdullah için kıyaslama fotoğrafını. Burada da zaten çok net bir şekilde anlaşılıyor dönem evet. filmi olacağı. Çok ciddi bir farklılık olacağını tabii. düşünüyoruz biz de iki iş arasında yani iki proje arasında. O yüzden de belki o aklımızdaki ne tabii ki silmez Aşkı Memnu'yu ama farklı değerlendirmemizi sağlayabilir. Ben çok heyecanlandım bu proje için. Yani bu Bihter filminde oynayacak oyuncuların işi gerçekten çok zor. Çünkü daha o gün de söylemiştim. Yani alışılmış ve kafalara yerleşmiş karakterleri yıkmaları gerekecek. Oldukça zor olacak. Merakla bekliyoruz. Peki geçelim sıradaki haberimize arkadaşlar. Evet. Kime gidelim? Fahriye Evcen'e gidiyoruz. Evet. Fahriye Evcen bir süredir ekranlardan uzak. Evet. İki ve, çocuk sahibi evet. oldu bu süreçte. Ve bu sebeple olsa gerek boş vakitlerini tasavvufa ayırmaya başladı. Yani boş vakti var haliyle ve tasavvufa ayırıyor ve o şekilde paylaşımlar yapıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde şöyle bir paylaşım yaptı. Yani bir denizin üzerinde bir fotoğrafı var, geminin üzerinde. O fotoğrafın altına da şey yazıyor. Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Evet, bak çok şimdi güzel bir söz değil mi? Gelecek bu o fotoğraf. Bu fotoğraf işte. Evet. Bu fotoğraf. Bu fotoğrafın altına yazıyor. Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Yani diyor ki çok güzel kalbinizde ne varsa dilinize o gelir diyor yani. Dilinizden o çıkar, kalbinizdeki yani böyle dilinizden var ya, çıkar diyor. Her kapının üstüne girişlere yazılması gereken evet, bir söz kesinlikle. Gibi. Kesinlikle. Adeta. Yani çok çok hoşuma gitti söz. Aynı zamanda bu arada Fahriye Evcen, Hazreti Mevlana'nın ünlü eseri Mesnevi'nin de bir hayranı. Hmm. Ara ara bu şekilde sözler paylaşıyor. Ne diyorsun bu farklı ilgi alanına? Valla bence çok hoş. Yani. Benim de çok hoşuma gitti. Güzel. Ben de seviyorum. Bu tarz şeyler okumayı seviyorum özellikle. Bu sözde gerçekten çok güzel bir söz bence. Çok anlamlı bir söz. Yani insanın kalbinden ne geçiyorsa dilinden de o geçiyor hakikaten. Hatta dil öyle bir şeydir ki dili böyle kandıramazsın. Yani işte bazen başka bir şey söylemek istersin mesela ama o dili kandıramazsın. Kalbinden geçen çıkıverir ağzından. Yani durduramazsın dilini. Dil dürüst bir organdır öyle söyleyeyim yani. Kandıramazsın yani dilden bile. Daha dürüst bir organ varsa o da gözlerdir bence bu arada. O da öyle aynen o da öyle. Gözler gerçekten. Kalbin aynasıdır yalan kalbin, nedir bilmez onlar. Gözler de kalbin aynasıdır gerçekten. Valla bence çok güzel. Ben Fahriye Evcen'in böyle birazcık kendine yöneldiğini, maneviyata yöneldiğini düşünüyorum zaten son zamanlarda. Çünkü böyle bir sakinlik ve olgunluk, dinginlik evet. geldi üstüne. Ama tahminimce onu yakın zamanda yine setlerde falan görmeye başlayacağız. Çünkü çok özlediğini söylüyormuş yakın çevresine evet. ve dönmek istediğini söylüyormuş sürekli. Çok da yakışıyor. Çok ben da yakışıyor. Beğeniyorum da kendisini daha zaten çok da genç bir de. Tam işte çalışacağı dönem ama iki çocuk sahibi oldu. Kolay değil peş peşe iki evlat sahibi olmak, o yoğunluğunu biraz daha çocuklarıyla birlikte geçirerek. Ya çocuk sahibi olmak çocukları da onu manevi zaman geçirmek istedi. Duyguları itmiş, daha doğrusu manevi duygularını pekiştirmiş olabilir. Tabii başka yani, bir duygudur eminim annelik, yani. Annelik, yani annelik gerçekten insanı çok değiştiriyor. Yani şöyle derim ben hatta hep, hani bunu da bir anne olarak söylüyorum yani. Bir anne sadece çocuk doğurmuyor biliyor musun? Evet. Yani bir çocuğu doğururken kendini de yeniden doğuruyorsun. Bu çok bence önemli bir şey. Bugün var ya. Yani bugün Özde Sultan. Gerçekten öyle. Yani insan çocuk doğururken kendini yeniden doğuruyor. Bu bir gerçek. Yeniden doğuyorsun. Bambaşka biri oluyorsun ve hiçbir zaman anne olduktan sonra eski sen olamıyorsun asla. Bunu bana hep anneciğim söylerdi. Ben daha anne olmadan önce derdi ki anne olduktan sonra bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olamayacaksın. Bu bana çok saçma gelirdi. Yani neden derdim ya niye eskisi gibi olamayacakmışım falan ama gerçekten öyle. Fahriye Evcen de öyle bir süreçten geçiyor bence. Bir dönüşüm evet. süreci yaşıyor. Yani peki. Ben bu tasavvuf öğretilerini çok beğeniyorum. İnanılmaz bir dinginlik katıyor insana.
ve derinleşmesini sağlıyor. Baktığımızı görmemizi sağlıyor. Çok çok hoş bir ilgi alanı açıkçası. Kendisini bir kez daha kutlamak istiyorum yani burada. Aynen öyle. Ve bizim ülkemizde bu anlamda çok zengin biliyorsun yani aslında. Evet. Çok çok zengin. Bir kere Mevlana gibi bir isim bizim topraklarımızdan geçmiş. Bizim topraklarımızda yaşamış yani. Bundan kıymetli bir şey olamaz bence. Yani o yüzden öyle. Çok şanslıyız yani bu anlamda. Peki şimdi gidelim yine bir konser haberine. Evet, bizim çılgın kraliçemiz Yıldız Tilbe. Evet, Yıldız Tilbe aynı zamanda Kıbrıs'taydı da. Yani aslında yazı hemen hemen hiç boş geçirmedi diyebiliriz Yıldız Tilbe. Sürekli olarak bir yerlerde sahne alırken gördük değil mi onu? Evet. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'taydı, 1500 kişilik bir konser verdi. Keyifli anlar yaşattı. Tabii burada yine yaptı yapacağını ve ayakkabılarıyla geceye damgasını vurdu. Evet. Enteresan ayakkabılarıyla biraz onu da değerlendireceğiz zaten. Ben sanırım Yıldız Tilbe'ye nazar değdirdim. Çünkü ben son zamanlarda biliyorsun Yıldız Tilbe'nin sahne kostümlerini çok beğenmeye başladım. Eskiden beğenmezdim, yalan yok. Rüküş buluyorduk, onun öyle bir tarzı var ama diyorduk. Özellikle son zamanlarda çok beğenir olmuştum kıyafetlerini. Hep dile de getiriyordum burada. Bak yine çok şahane bir kıyafet. Şimdi, ama alttaki ayakkabıları görüyoruz. Ya bu gördüğünüz bir ayakkabı mı? Şey, ayakkabı. Ayakkabı bu arada yani. Platformlu ayakkabı. Şimdi başka fotoğrafları da var daha görebileceğimiz. Başka fotoğrafları da bir bakalım. Burada tam göremiyoruz çünkü galiba. Orada bir platform gibi. Evet, bu mesela bu fotoğrafta şuradan belki bir geniş biraz açıdan bakayım. Yaklaşabiliriz. O ayakkabı evet. Evet, bu bir ayakkabı. İkisini yan yana koyduğu zaman burada tek görüyoruz şu an ama ikisini yan yana koyduğu zaman sanki o elbisenin altında bir altın dore platform varmış evet. gibi görünüyor. Yani neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bak işte nazar değdirdin gerçekten. Kıyafet çok iyi. Çok şık. O ayakkabı illa bir yerden bozacaksınız Yıldız Hanım ya. Yani o ayakkabılar çok facia. Bir de yani neden o kadar yüksek bir platform? Yıldız Tilbe'nin o kadar yüksek platform giymeye de ihtiyacı da yok bu ya arada. Sen Yıldız Tilbe'yi tanımadın mı hala? Canı istiyor, giyiyor. İhtiyaçtan değil ki gerçekten. Yani onun da böyle ilginç ama bir ama sana bir şey söyleyeyim mi? O ayakkabıların konuşulacağından da çok emindir yani. Adı gibi ondan emindir ben yani. Eminim. Hiç şüphe yok yani. Bu ayakkabıları konuşmamak mümkün değil zaten. Hani bilmiyorum şu an daha bilgilerine erişemedik henüz. Ortaya çıkmadı. Markası nedir? Bu ayakkabılar nereden gelmiş? Yeni moda mı? Yeni çıkan özel bir şey mi? Özel tasarım gibi görünüyor bilmiyorum yani henüz bu. Ama gerçekten bir facia yani. Hiç o elbiseyi mahvetmiş kendisi yani. Kendisi ne diyecek acaba ayakkabılarıyla ilgili? Çok merak ediyorum. Gerçekten oldukça yüksek bir platform. Tam benlikmiş aslında. Aman Dore'yi diyeyim, de çok severim yani. Ama. Sakın yani. Ama bu kıyafetle olmuş mu? Ve çok parlak Dore'si. Gerçekten olmamış ama kıyafet ya şey gibi durmuyor mu? Yani ayaklarının ekranda altına birer evet tane tuğla koymuş gibi durmuyor mu? Gerçekten hani öyle şu görünüyor. Duvar örülen şeyler var ya tuğlalar. Az önceki fotoğrafta ben yükselti zannettim onu yani, şey kayda zannettim ayaklarının yani altına şöyle birer tane tuğla koymuşlar. Onu da böyle doğru renge boyamışlar gibi görünüyor. Yani öyle çok görünüyor. Çok kötü. Ha tabii tüm bunların dışında bu ayakkabı faciasının dışında Kıbrıs'ta kaldığı süre boyunca sabah 6'da denize giriyor ve öğlen saatlerinde pazara gidip meyve sebze alıyor. Turistik bölgeleri geziyor Kıbrıs'taki ve Kıbrıs'a hayranlığını dile getiriyor konserinde de. Evet. Yani Kıbrıs'ta sen de güzel çok söylüyorsun. Çok güzel bir yer değil. Ben benim de çok seviyorum. Buradan olmadı. Yavru vatan Kıbrıs'a sevgilerimizi gönderelim. Bizi oradan da çok izliyorlar. Özellikle böyle internet üzerinden falan da izliyorlar. Bazen mesajlar gönderiyorlar görüyorum. Kıbrıs gerçekten çok güzel ya. Şahane yani. Ben de çok yani seviyorum. Yani ben sıcak memleketleri çok severim zaten. Evet, evet çok orası güzel. Orası da öyle bir memleket. Umarım gitmek nasip olur. O kadar Yıldız TV dedik, ayakkabısı dedik. Bir de klibini izleyelim. Hadi mi? Hadi izleyelim. Var ne bilen gitgide dağılıyorum.
sanmıyorum. Her geçene soruyorum. Kendimi bulamıyorum. Bakıyorum da ne güzelmiş ne erken, mutluyuz fotoğraflarda bir ağızdan gülerken. Şimdi kalıcı tek gerçek, yıkılacak yerim yok. Aynı sona ne gerek, gönlümü yapamıyorum. Yani Yıldız Tilbe kliplerinde de mi kendi kıyafetlerini kendisi seçiyor? Ben çok merak ettim şimdi. Ara ara çok beğendiğim kıyafetler var. Mesela bu kırmızı kıyafet gibi. Çok yakışmış. Ama bu sefer de başındaki aksesuarı beğenmedim. Bu siyah payetli takımı beğendim. Ama klip için çok spor buldum aynı zamanda. Ama ve lakin o kırmızılı kıyafet var ya aradaki. Kırmızı bir tüllü bir üst var. Altında bir tayt var. İşte o... moda beni bitirdi gerçekten. Ha dedim, bunu Yıldız Tilbe kendisi seçmiş. Bu arada Yıldız Tilbe'nin fiziği de çok güzel. Evet. Yani o kadar güzel ve fit, formda şahane bir fiziğe sahip ve senelerdir de değişmiyor biliyorsun. Hep aynı, hiç kilo falan da almaz o. Yani aslında her kıyafeti çok güzel taşıyabilecek. Evet, bak durumda. O kırmızı yani ne kadar güzel kimsenin yakışmış. Kimsenin giyemeyeceği şeyleri giyebilecek durumda fiziki olarak yani ama evet. İşte bazen yanlış tercihler yapıyorum. Ben artık bilinçli yaptığını düşünüyorum. Onun tarzı öyle yani. Öyle bir tarzı var yani. Yani sevdiği birkaç parçayı ben şunu seviyorum, şunu seviyorum. Verin ben kendim hallederim deyip çıkıyor sanırım. Evet, evet. Ama evet. Yani gerçekten o ayakkabılar çok düşündürücü. Ayakkabılar yani uzun süre sanırım... Kim yaptı acaba o ayakkabıları? Kim tasarladı merak ediyorum. Onu bulacağım. Şu an henüz bilgi yok ayakkabılarla yakında, ilgili. Evet, çok yeni bizim yani muhabirlerimiz ama de sorar zaten şey yapacağız kendisine. Yani evet ayakkabının tasarımcısını bir bulalım. Yani ne güzel bak Kıbrıs'a gitmiş hem sabah 6'da denize giriyor tatil yapıyor. İşte hem artık şeyleri geziyor yani pazarı, çarşı pazarı geziyor.
Harika bir yaz programı değil mi? Konseri yap, tabii canım, tatilini de yap. Güzel. Müthiş harika. Yani. Ve evet. Hani pazara falan gitmekten de çekinmiyor yani, rahatsız olurum ederim diye düşünmüyor. Hiç öyle kompleksleri yok. Evet, aynen bu öyle. Bu da onu zaten farklı bir sanatçı yapıyor. Evet. Açıkçası imrendim ya. Yani yerinde olmak isterdim. Bir albüm yapalım sana istiyorsan. Hemen bir albüm çıkaralım sana, ister misin? Yani şey, Ajlar'dan sonra ikinci olur bu ülkenin başına gelen. artık ilk aramıza geldik. Böyle keyifli bir sohbetimiz oldu. Nelerden konuştuk? Antik tiyatrodaki TRT sanatçılarının konserlerinden, Nebahat Çehre'nin Aşk-ı Memnu'daki muhteşem Firdevs Hanım performansından, Fahriye Evcen'in tasavvufa yönelmesinden ve kimden bahsettik? Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs'taki konserinden bahsettik. Şimdi çok ufak bir aramız var. O aradan sonra yeniden sohbetimize devam edeceğiz.